sezonu Kristal Karlar Diyarı'nda açıldı. -36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rally'si 23-25 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirildi. Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleriyle Duja Hotels, VST Tour, iCryPex, Sport Auto, Remet Assistance, Salados, PowerApp ve Fora Araç Takip sponsorluğunda organize edilen rally'e 26 araç ve 52 sporcu katıldı. Sarıkamış Rally'si Cuma günü Kars Kalesi önünde kurulan Star Seremonisi ile başladı. Ekipler sırayla podyuma çıkarak Kars halkına tanıtıldıktan sonra otomobiller yeniden Sarıkamış'taki servis alanına girdi. Sevgili seyirciler, yanımda 2023 Türkiye Rally Şampiyonu Ali Türkkan var. Sezonu şampiyonlukla kapattın ve çok kısa bir aradan sonra 2024 sezonu Sarıkamış'la başlıyor. Neler düşünüyorsun? Biraz bahseder misin bize, duygularını alayım. Evet, ülkemizin alışılageldik coğrafyalarının dışına çıkmak, daha uzak yerlerde yarışmak çok keyifli. Evet. Bu sezonda Kars buna bir örnek. Burada olmak harika. Bir kar rallisi olması, farklı zemin, farklı koşullar bence çok büyük bir renk kattı şampiyonaya. Aynı zamanda Şubat'ta olması da arayı kısalttı. Böylece otomobilden çok uzak kalmadık. Orası da iyi oldu tabii. Aslında geçen sezon düşünsene, yaz döneminde 4-5 ay ara verilmişti. Şimdi sezon 2 ay sonra başlıyor. Evet, biz zaten o arada dünya şampiyonasına gittiğimiz için aslında biz sürekli hep yarışır halde olduk. Bir tek şimdi aralığın son haftasında zaten yarıştık. Evet. Bir ocağa boş geçtik. Şubat'ta tekrar başladı. Biz yine herhalde aralığa kadar yarışmaya devam ederiz. Kesinlikle öyle. Ali, antrenman yaptın. Yol notu da çıkarttınız. Nasıl buldun etapları? Yani bir kar tecrübem yok. Tabii sağlıklı bir yorum yapamayabilirim ama Norveç'te bir kere buz üzerinde kullandım otomobili. Orada ne kadar çok buz o kadar iyi. Evet. Lastikte çiviyle buzun arasına kar girdiği zaman daha iyi tutunuyor değil mi? Yani buz olunca daha iyi tutunuyor ama çiviyle buzun arasına kar girdiğinde tutuş biraz düşüyor. Evet. Burada da ağırlıklı olarak karın üzerindeyiz. Karın altında da buz değil, toprak var. Evet. O yüzden hani bize nasıl bir şey karşılar, çivili lastikler nasıl bir performans gösterir, biz ne yaparız hiç bilmiyorum. Bugün hava ısındı, etaplar biraz yumuşadı. Ben dolaştım bugün biraz etaplarda. Şimdi ilk etap da biraz sorunlu gibi görünüyor. Bu sizin için dezavantajlı başlıyor, az önce söylediğin gibi değil mi? Yani en büyük dezavantaj aslında birinci çıkıp izi oluşturmak olacak. Çünkü evet, hani yolun tutuşundan bağımsız olarak bazı yerlerde ne ağaçlar ne de kar blokları diyeyim, evet, yolu çevrelemiyor ve dümdüz bir zeminde, bembeyaz bir zeminde yolu bulmak bazen zor oluyor. Yani kopilot notu söylüyor sol 5 ama hani ne kadar sonra ne kadar önce o izi bulmak zor oluyor. Doğru. O yüzden bakalım, kaybolmadan etapın sonuna gelirsek mutlu olacağız diyebilirim. Çünkü sen ilk çıkıyorsun. O yüzden evet, yolu açacak olan kişi sensin. Evet, bu da enteresan bir misyon olacak. Junior VRC'den bir kısaca bahsedersen sevgili seyircilerimize mutlu olurum. Ya bu sene aslında ağırlıklı olarak konsantrasyonumuz Dünya Gençler Şampiyonası. Junior VRC adını verdiğimiz şampiyona. 4 yarış. Hırvatistan Asfalt, ardından Sardunya, Finlandiya ve Yunanistan. Evet. Zaten geçen sene Türkiye Rally Şampiyonu olarak hem de Rally 3 ile misyonumuzu büyük ölçüde tamamladık. Bu sene artık Türkiye'deki amacımız yarışlardan mümkün olduğunca fazla keyif almak, evet, fazla tecrübe kazanmak, kazanmayı çok kafaya takmamak. Elinde sıcak tutmak. Aynen öyle. Ekip olarak sıcak kalmak, otomobille ilişkimizi iyi kurmak. Alkışlarla oynuyoruz. Ve hemen ardından... Saatler 19.30'u gösterdiğinde rally'nin ilk özel etabı olan Duja Çaklık'ta start aldılar. Etap uzunluğu 3.75 kilometre olan bu etapta güzel bir görsel şölen sundular. Etabı hazırlayan -36 kulübü adeta bize Monaco rallisini hatırlattı. Rally'nin ilk etabında Castrol Ford Team Türkiye takım pilotları Ali Türkkan, Burak Erdener ikilisi 3 dakika 41 saniye 3 salise ile etabı birinci sırada tamamladı. Ekipler gece dinlendikten sonra cumartesi günü sabahın erken saatlerinde kar ve buzla kaplı dağ yolunu tuttular. Günün ilk etabı 13.9 kilometre uzunluğundaki Remet Assistance'tı. Castrol Ford Team Türkiye takım pilotu Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, rally'nin ikinci günü ikinci etapta üçüncü zamanı yaptılar. Rally'nin 3. etabında ikinciliği elde ettiler. Hemen
sol, 4.5 kısa sağ, 5 kısa. 70 bozuk. Sağ 5 kısa 50. Sol 4 daralır. Sol 4 daralır. 20 sağ 5.5 kısa. 150 serpantin az bozuk. Rally'nin 4. etabında Türkkan Erdener ikilisi bir kez daha finişe 2. sırada ulaştılar. Gün ortası servisinden sonra aynı etaplara birer kez daha geçen ekip Rally'nin 5. etabında best time yaptı. Etabı kazanan Türkkan Erdener ikilisi Rally'nin 6. etabına da tempolu başladılar ve sadece 2 salise ile etabı 2. sırada tamamladılar. Depo ortadan 30 sağ 5 kısa. 80. Sol 4.5 kısa dar. 50. Sağ 5, sol 6 hemen sol 5. 20 sol 5.5. 70. Sağ 5 sert. Sol 5 kısa ikili. Dur, sağ 5 sert değil. Sol 5 kısa ikili. 20 sağ 4.5 kısa yürüt. 100. Rally'nin 7. etabı günün son etabıydı ve bu etapta da genç pilot Ali Türkkan bir kez daha best time'a imza attı. Türkkan Erdener ilk günü genel klasman 2. sırasına tamamladılar. Otomobil sporları arenasının öncü ekibi Castrol Ford Team Türkiye 2024 rally sezonunun ilk yarışı Sarıkamış Rally'sinde başarılı pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener'le yarışı genel klasmanda ikinci olarak tamamladı. Yarışta yenilenen güçlü Ford araçları ve yetenekli genç pilotlarıyla tam kadro mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, karlı zeminde koşulan zorlu etaplarda nefes kesen bir mücadele verdi. Geçen sezon Türkiye Rally Şampiyonluğunu kazanarak Türk Rally tarihinin en genç şampiyonu olan Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, Fiesta Rally 3 araçlarıyla yarışa lider olarak başladılar. Mustafa Vehbi Koç anısına onun adıyla koşulan özel etabında aralarında bulunduğu 4 etabı kazanan ikili, genel klasman ikinciliğinin yanında sınıf 3 birinciliğiyle Sarıkamış Rally'sini sonlandırdı. Yarışın finişinde sıcağı sıcağına Ali Türkkan'ın duygularını aldık. Evet sevgili seyirciler, Sarıkamış Rally'si sonuçlandı. Az önce Kerem Kazaz'ı izledik. Şimdi Ali Türkkan geldi. Gerçekten aralarında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Nefesleri kesti diyebiliriz. Ali, nasıldı yarış? Çok keyifliydi. Biz çok keyif aldık karda yarışmaktan. Bizim için bir ilk oldu ama umarım son olmaz diyelim. Gerçekten evet, keyifli çünkü. Güzel. Hata da affediyor. Kenarda karların olması insana biraz daha cesaret veriyor. Evet. Onun verdiği o cesaretle de otomobili kullanmak çok keyifli. Tabii birkaç kere girip çıktık kar bariyerlerine. Ufak tefek zaman kayıpları oldu ama şu an çiziksiz bir otomobille finişe geldik. İkinci mi olduk, birinci mi anlamadım. Etap sonunda bir kargaşa oldu ama önümüzde genç pilot Kerem Kazaz var eğer kazandıysa. Bence çok büyük bir iş yaptı. İnanın yani
sen değil de kim kazansın bu yarışı deseniz ben yine Kerem derdim. Evet. O yüzden çok mutluyum onun adına. Onun da herhalde ilk yarışı zaten, evet. Türkiye'de ilk galibiyeti. Biz de Rally 3 otomobilimizle ikinci sıradayız. Sezona güzel bir başlangıç yaptık. Evet. Evet.